Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hobi atölyem için Bauhaus'tan aldığım ürünlerin tanıtımını yapacağım. Normalde İzmir'de ikamet ediyorum arkadaşlar. Bauhaus'tan genelde kendi markasından, Visent markadan, internet üzerinden daha önceden alışveriş yapmıştım. Yine aynı şekilde Craftomat, Bauhaus'un kendi markası arkadaşlar. Yani kendi ithal ettiği ürün, yurt dışında yaptırdığı ürün. Birkaç ürününü kullanmıştım, memnun kalmıştım. Antalya'ya tatile gittim arkadaşlar. Orada Bauhaus görünce fırsat bu fırsat deyip girdik. Ama ne yazık ki Türkiye'nin artan ekonomik koşulları bu hobinin artık yapılamaz hale gelmesine başladı. Yani şu gördüğünüz bütün ürünleri 1150 lira civarında para harcadım arkadaşlar. Ama gerçekten çok kullanışlı ürünler. Diğer yapı marketlere göre kendi görerek almak açısından çeşit olarak çok özellikle fazla çeşit var. Yani dediğim gibi Visent kendi markalı ürünü. Daha önceden kıl testerelerini kullanmıştım. Yedeklemek amacıyla birer düzine aldım. Yani çeşit olarak çok. Yani bayağı çeşidi var. Bir de görerek almak ayrı bir güzel arkadaşlar. Aslında ben şunun için girmiştim yapı markete. Sadece şu Japon testeresi için. Yine Visent marka arkadaşlar. 250 milim. Yani bunu 200 lira civarındaydı. Almamıştım internet üzerinden. Şu anda bunun fiyatı 330 lira. 339 lira hatta. Yani dediğim gibi ekonomik koşullar, doların yükselmesi, yabancı kurların yükselmesi. Yani ne yazık ki bu hobinin artık daha zor yapılır hale gelmesini sağladı. Ama yine de bunlar benim işime yarayacak ürünler. Mecburiyetten aldım. En azından hani toplu bir şekilde alışveriş yapmış oldum. Bir de bu tarz büyük yapı marketlerin kolaylığı, yani kredi kartına 9 taksit yapıyorlar. O açıdan avantajlı. Yani ben markete normalde bundan şu marangoz gönyesi için girmiştim. Daha önceden bende vardı bundan. Ama atölyemde nereye koydum bilmiyorum, bulamıyorum. Yenisini aldım. Kısaca size ürünleri tanıtayım arkadaşlar. Dediğim gibi daha önceden Visent marka 3 numara, 5 numara kıl testere kullanmıştım. Memnunum. Yani güzel, kaliteli ürünler. Ayrıca buna ek olarak şöyle bir kıl testere seti aldım arkadaşlar. İçinde 1, 3, 5, 7, 9 ve ekstradan 3'ler var. O setin fiyatı 50 küsür liraydı sanırım. 56,5 lira arkadaşlar bu setin fiyatı. İçinde 22 tane var. Farklı farklı uçlar. Her birinden 4'er tane. Birinden 2 tane koymuşlar içine. Ayrıca metalden 2 tane varmış. Ağaç olanlardan 4'er tane. 1'den 9'a kadar. Yani güzel, kullanışlı uçlar. Ekstra ona ayrı olarak tam da dediğim gibi 5 ve 3 numara aldım. Bunlardan daha önceden kullandım. Çok memnun kaldım arkadaşlar. Yedeklemek amacıyla birer düzine daha aldım gitmişken. Bu dübel merkezlerini iki ağacı birleştirirken kullanılan dübel birleştirme merkezlerini uzun zamandır AliExpress'ten almak istiyordum ama Bauhaus'ta görünce direkt hemen bir de camlı görünce hemen aldım. Bir 10 milimliğini aldım. Bir de 8 milimliğini aldım. Gerçekten iki ağacı birbirine birleştirirken merkezleme açısından oldukça kullanışlı bir ürün. Bunun da fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 10 milim olanı 24,5. 8 milim olanı da hemen bakıyorum. 8 milim olanı da arkadaşlar 21,5. Yani fiyatları aslında uygun. Yani almak isteyenlere bu dübel merkez, hani iki ağacı birleştirirken merkez olan dübellerden tavsiye ederim. Bunların bir ucu sivri. Yani delik deliyorsunuz. İki ağacı birleştirdiğiniz zaman bir kısma deliği deliyorsunuz. Bu dübelleri yerleştiriyorsunuz. Diğer ağaca da hafif vurduğunuzda o merkeziz yapıyor. Orayı matkapla delip iki ağacı birbirine birleştirmek için, dübel koymak için çok uygun uçlar. Yani tavsiye ederim. Biri 10 milim olan 24,5, 8 milim olan 21,5. Bu marangoz gönyesini aldım arkadaşlar. Bazı işlerde benim işime yarıyor. Bunun da fiyatı sanırım 100 küsür liraydı. Onun fiyatı 129 liraymış arkadaşlar. İnternetten başka muadil plastik olanlara baktığımda fiyat olarak gerçekten uygun. Yani yine aynı şekilde buradan ayar yapılabiliyor. Gönyeye getirebiliyorsunuz. İstediğiniz gönyede sabit bırakabiliyorsunuz. Bence kullanışlı bir ürün.
Şöyle bir köşe gönyesi su terazisi aldım arkadaşlar. Bunun da fiyatı 45 lira. Yine bu da aynı şekilde Bauhaus'un kendi ürünü. Yani teraziyi bir tane bulunsun diye aldım atölyemde. Normalde her yerde bulunmuyor arkadaşlar. Bir milim ahşap ucu aldım. Metal ahşap ucu. Ben bunları kıl testere deliklerini açarken kullanıyorum. Bundan iki paket aldım hatta yedek olsun diye. Bunların da fiyatını söyleyeyim. Uygun da onun fiyatı. Hemen bulayım arkadaşlar. 9,5 lira arkadaşlar fiyatı. İki adet var içinde. Bir minim uç. Normalde piyasada kolay kolay bulunmayan uçlar. Metal için uçlar. Ben dediğim gibi kıl testere deliklerini açmak için kullanıyorum. O yüzden iki paket aldım. Yedeklemek için. Şunu çok beğendim arkadaşlar. Normalde piyasada satılan taşlamaya takılan zımpara aparatı. Yani çok kaliteli geldi bana. Bundan almak istedim. Gerçekten hani kaliteli bir ürün olduğu belli oluyor. Bu da aynı şekilde Bauhaus'un kendi ürünü. Onun da fiyatı 100 küsür liraydı arkadaşlar ama bakıyorum hemen. Evet, 125 liraymış bunun da fiyatı. Gerçekten tabanı oldukça sağlam. Bunu diğer çekeceğim videolarda bolca kullandığımı görürsünüz. Oldukça sağlam bir ürün. Yine aynı şekilde matkabı taşlamaya dönüştürmek için, yani matkaba taşlama aparatları, kesme diski, ne bileyim polisaj takmak için şöyle bir aparat aldım. Onun fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar size hemen. Böyle bir anda bakınca hemen bulunmuyor. 27,5 lira arkadaşlar bunun da fiyatı. Yani matkaba taşlamaya takabileceğiniz ürünleri takmak için. Özellikle hani polisaj falan takıp araba pastacılığa yapanlar oluyor bunlarla. Görüyorum bazen YouTube'da videolarda. İşime yarar diye atölyemde bulunsun diye aldım aynı şekilde. Şöyle bir tel fırça aldım arkadaşlar. Sağlam bir tel fırça. Bunun da fiyatını söyleyeyim. 31,5 lira arkadaşlar bunun fiyatı. Yine aynı şekilde bu tel fırçanın Dremel tarzı el aletlerine takılanından aldım. Böyle bir üçlü. 3 tane farklı içinde ufak tel fırça seti var. Onun fiyatı 39 lira arkadaşlar. Mini tel fırça diye geçiyor. Yani güzel ürünler. Bunlar ufak tefek işlerde kullanılabilir. İşe yarayabilir diye. Atölyemde bulunsun diye aldım. Şöyle bir oyma uçları var arkadaşlar. Top şeklinde, konik olarak, oval silindirik olarak. Böyle üçlü set olarak bu da 100 küsür liraydı diye hatırlıyorum. Evet. Ahşap raspalama diye geçiyor. 110 lira, 109 lira fiyatı var. Böyle bir set aldım arkadaşlar. Yani bu da işime yarar. Ufak tefek oyma yaparken işime yarayabilir. Onun dışında şöyle örme eldiven aldım arkadaşlar. Kullanışlı. Atölyede bazı çalışmalarda kullanmak için. 22,5 lira bunun da fiyatı. Başka. Yine 3 milim bir matka pucu aldım. Onun da 11 lira fiyatı. Onun dışında böyle bir altta gözükmüyor. Şöyle boşluğa çıkartayım. Böyle bir büyük bir macun çeliği aldım arkadaşlar. Bunun da fiyatı 18,5 lira. Toplamda bu gördüğünüz bütün ürünlere hepsine 1115 lira para harcamışım arkadaşlar. Ama gerçekten hepsi de işime yarayacak ürünler. Almak isteyen arkadaşlara da Craftomat markasını ve Vicent markasını tavsiye ederim. Gerçekten güzel ürünler. Başka yapı marketinin markalarına göre oldukça kaliteli ürünler. Bir de unutmadan şu tel fırçayı aldım. Bu da 28 liraydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tel fırça 28 mi 24 mi lira mı, öyle bir şeydi ama. Evet, yani 38 liraymış arkadaşlar. Ben 28 diye hatırlıyorum. Böyle bir kaynak yaptıktan sonra curufu almak için öyle bir tel fırça aldım. Normalde gördüğünüz bütün bu ürünlerin hepsini yeni aldım arkadaşlar. Hayırlısıyla atölyemde kazasız belasız kullanmak nasip eder Allah inşallah. Yalnız dediğim gibi bu kurların yükselmesi bu tarz aletlerin de ne yazık ki fiyatını yükseltiyor. Yani bu hobiyi yapanlara Allah sabır versin. Yani insan bir yapı markete girdiği zaman da ufak tefek bir şeyler almadan çıkamıyor. İşte ufak tefek aldığımız şey 1115 lira para tuttu arkadaşlar. Ama gerçekten işime yarayacak ürünler. Gerçekten kullanışlı ürünler. Hani marka olarak da sevdiğim ürünler. Özellikle şundan hani güzel beklentilerim var. Kullanan arkadaşlarım var. Marangoz gönyesiyle şu zımpara tabanını da kullanırım devamlı. Bu zaten dübel setlerini illaki kullanırım. Ya 40 yılda bir kullanılır bu. Her zaman işime yaramaz çok fazla.
tel fırçaları kullanırım. Oyma şeyleri kullanırım. Yani gerçekten kullanışlı ürünler. Zaten kıl testerelerini devamlı kullanıyorum kıl testere videolarımda, oyuncak kesimlerinde. Eldiven zaten kaliteli bir eldiven. Gerçekten güzel ürünler. Almak isteyenlere tavsiye ederim. İnternet üzerinden, hani bulunduğunuz şehirde bağlantısı yoksa internet üzerinden de alabilirsiniz. Yani ben kendim gözümle görerek aldığım için daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki de markayı sevdiğim için, bu ürünleri sevdiğim için internet üzerinden de alışveriş yapmaya devam edeceğim. Gerçekten ürünleri güzel, kaliteli. Almak isteyen arkadaşlara, hobi atölyelerinde kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bu ürünleri kullandığım videolarda görüşmek üzere.